hatırlayın. Daha çok değil. Şunun şurasında 2 sene var. Hemen sınırın öte yakasında bir türev koridoru inşa etmek istemişlerdi. Hatırlayın. Şimdi o sesi vızıltı gibi gelen ama belki bundan 20 sene önce konuşsa Allah şimdi ekonomi acaba alt üst olacak mı diye düşüneceğimiz dünya liderleri şimdi konuşuyorlar. Umurumuzda oluyor mu? Ciddiye alıyor muyuz? Var mı sokakta ciddiye alan vatandaşımız? Var mı yüreğimizde herhangi bir korku? Herhalde. İşte onlar bir hazırlık yapmışlar. Hatırlayın teröristler büyük büyük sığınaklar yapmış. Yer altında birilerinin desteğiyle kendilerine göre tahkimatlar yapmışlardı. O gün Cumhurbaşkanımız yürüyün dediğinde şanlı ordumuza maalesef ana muhalefetin temsilcileri hatırlayın. Ne işimiz var bizim orada? Suriye bataklığında demişler. Bazı devletler saplanıp kalırlar oralara diye avuçlarını oluşturmuşlar. Ama kahraman ordumuz oraya girdi ve bu çapucu sürüsünü derdest etti, tarumar etti. Allah'a hamdolsun. Onların 50 yıllık hayalini adeta buruşturdu ve çöp attı. 15 Temmuz'da işgale gelenlere bizler en muhtırada irademizi çalmaya kalkanlara da bizler 28 Şubat'ta bize ödettikleri o bedellere de vakti ve zamanı geldiğinde bu milletin irfanıyla gerekli cevabı verdik her defasında. İçeride dışarıda her türlü tehditlere rağmen, her türlü bize parmak sallamalara rağmen evet Allah kesip biz çökmüyoruz. Bu ülkenin Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lideri var. Şu anda dünyanın en tecrübeli siyasi lideri. Gurur duyacağız. Gurur duyacağız. İnsanlık tarihi hakkın yanında durmuş, hakkı müdafaa etmiştir bunlar. Bu siyasi hareket. Diyecek, onun adamı olacak, onun ekibi olarak bizler de ardımızdan hayır dualar alacağız. Buna inanın. Cumhurbaşkanımızın kararlı iradesi olmasaydı, Cumhurbaşkanımızın cesareti ve feraseti olmasaydı, kamuoyuna yansıyan meseleler dışında pek çok işte biz maalesef çok büyük bedeller ödedik. Bizim en büyük tarihsizliğimiz ana muhalefet partisi. Bu topraklara ayakları basmayanlar, gözü başka yere bakarak bize alanlar, gözleri başka yerde olanlar maalesef bizim en büyük talihsizliğimiz. Ya arkadaş, Karadeniz'de doğalgaz bulduk. Bu memleketin malı ya. Bu milletin ya. Bununla gurur duyun. 2023'e çok sık hazırlanmamız lazım. Görüldük değil mi? Hep beraber. Dün hasım olanlar bir anda hısım oldu. Hangi ara bir araya geldiniz? Hangi zeminde buluştunuz? Tahmin edemedim. 2023'te bunun farklı varyasyonlarını yaşayacağız. Görüyoruz. Fakat bir şey söylüyoruz. Eğer yürüdüğünüz yollar konforlu ise kaybolmuşsunuz. Türkiye şu yoldan yürüyeceksin denilen bir ülke değil artık. Biz istikametimizi milletten alırız. Kendi yolumuzu kendimiz çizeriz. Onun için diyor ki kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz arkadaşlar. Fakat bu kuşkusuz bir zorluğu beraberinde getiriyor ve getirecek.
ama biz Müslümanlar zorluğa tabidir. Milletvekillerimiz Sayın Oğuzhan Kaya, Milletvekillerimiz Sayın Oğuz Kayıncı, Samsun Milletvekillerimiz Sayın Suat Büyüktaş Şarımızdır. Değerli basın mensupları arkadaşlarımız, AK Parti Oğuzhan 7. olan kongremize hoş geldiniz diyorum.